Dış mekanda flaş sadece gece mi kullanılır? Hayır. Hemen düzeltelim. Biz atölye olarak ışığı çok önemsiyoruz. O yüzden de temel fotoğrafçılık kursunda da bir haftayı ışık eğitimine ayırıyoruz. Tabii temel düzeyde bir ışık eğitimi oluyor bu. Dün o ders vardı, ben işte giriyorum derse. Kursiyerlerin çoğunluğu şunu söyledi. Flaşları gece kullanıyoruz değil mi? Gece kullanınca da güzel olmuyor ama bu flaş kötü bir şey herhalde ama niye var gibi böyle genel olarak flaşa nefret söylemleri vardı. Gündüz kullanımında kimse bahis bile etmedi, hatta saçma buldular. Sonra da onunla ilgili pratikler yaptık, ne zaman nasıl kullanılığa ilgili. Şimdi genel olarak şu makinemizin pop-up flaşı ya da daha profesyonellerin kullandığı makinenin üstüne takılan tepe flaşı, kafa flaşı şey algısı var. Yani kötü bir şey. Hani kullanma ama mecbur kalırsan da işte geceleri karanlık çıkmasın diye bir patlat. Alakası bile yok. Çünkü aslında önce şeyi konuşalım. Bizim ışıkla ilgili nasıl bir derdimiz oluyor? Işıkla ilgili birkaç derdimiz oluyor. Bir tanesi o ışık miktarını o an fotoğraf çekerken az bulabiliyoruz. Bir tanesi ışık miktarını çok buluyoruz ama geldiği açıyı beğenmiyoruz. Yani kötü gölgeleri beğenmiyoruz. Üçüncüsü unuttum. Üçüncüsü de bunların dışında doğal ışığa bir yardımcı ışık olarak orada bir yeni bir ışık düzeni yaratıp farklı bir şey yapmak için kullanabiliriz. Aslında bu üçünde de flaşın etkisi çok önemli ve bu tamamen kontrol edebilir bir şey. Yani demek istediğim şey, flaş önemli bir enstrüman ve iyi kullanırsanız fotoğraflarınızın kalitesini çok arttırırsınız ve kimse size şey demez. Aa, burada da flaş patlatmışsın, çok kötü olmuş demez. Tam tersi şunu söylerler. Ya nasıl oldu bu kadar kötü ışıklı yerde? Nasıl yakaladın bu güzel ışığı? Şunu diyebilirsiniz tabii. Gece mesela Ortaköy manzarasında fotoğraf çekiyorsunuz. Gece hayal edin, ışıltılı bir işte boğaz manzarası. Flaşı bir açıyorsunuz, herkes Casper gibi bembeyaz. Boğaz simsiyah, hiçbir şekilde ışıklar görünmüyor. Sonra da diyorsunuz ki bu flaş iğrenç bir şey, kapatayım bunu. Normal çekmeye çalışayım. Onda da yüzler karanlık çıkıyor, titrek çıkıyor, bir sürü dertle uğraşıyorsunuz. Oysa ki burada suçlu flaş değil. Şimdi flaşın 3 türlü kullanımından bahsetmiştim. Öncelikle ne demiştik? İşte ışık az olduğunda aydınlatmak için. Şimdi ışık az olduğunda aydınlatmak kısmında şöyle bir dert oluyor. Boğazdasınız. Boğaz kapkaranlık. Benim bu küçük makinemin flaşı ya da büyük tepe flaşı bütün boğazı aydınlatabilir mi? Aydınlatamaz değil mi? O yüzden de o tepe flaşını açınca bütün boğazın aydınlanacağını düşünmek yanlış olur. Dolayısıyla da flaş boğazı aydınlatmayacak. Onu bir kenara çıkaralım. Peki flaş ne işe yarayacak gece Ortaköy'de? Hemen çekim yaptığımız o bizim 2-3 metre yakınımızda duran arkadaşımızı aydınlatacak. O yüzden de boğazı aydınlatmanın yolu flaş değil. Onu bir kenara koyalım. O yüzden de çektiğimiz flaşlı fotoğrafta arka karanlık çıkıyorsa bu flaşın suçu değil. Sizin suçunuz. Yani makinenin suçu. Flaşın değil. Dolayısıyla da gece boğazda fotoğraf çekerken boğazı ve ön tarafı, yani flaşın yetiştiği yer ile yetişemediği yeri ayrı ayrı düşünmek lazım. Şimdi hemen şey söyleyeyim. Flaş bu öndeki kendi aydınlatmayla sorumlu olduğu yeri güzel aydınlatıyor. Ama biz makineye başka şeyler söylemediğim için makine diyor ki bu işi tamamen bana bırakmış. Yani flaşın aydınlattığı yer o kişiye yetiyor herhalde diyor. O yüzden de buranın iyi olacağı koşulları hazırlıyor. Yani enstantanesini, ISO'sunu, diyaframını flaşa göre ayarlıyor. Dolayısıyla da sonuç şu oluyor. Önde herkes çok aydınlık çıkmış oluyor. Yani aslında normal aydınlık ama arka çok karanlık olduğu için çirkin duran bir görüntü oluyor. Hemen sadede geliyorum. Ne yapacağız? Aslında şunu yapacağız. Çok basit. Temel fotoğraf bilgisi olanlar burada öne çıkacaktır. Fotoğraf bilgisi olmayanlar için biraz bu kısım belki anlaşılması zor. Bizim 3 tane ayarımız var. Diyafram, enstantane, ISO. Biz fotoğrafçılıkta bunları ayarlayarak içeriye ışığı alıyoruz. Şunu yapmamız lazım. Flaşı hiç açmadan Boğaz Köprüsü'ndeki manzaranın güzel çıkmasını sağlayacak kadar ışık almamız lazım. Yani ne demek bu? Süreyi biraz uzatmak, diyaframı biraz açmak, ISO'yu biraz açmak. Evet, flaş kullanıldığında ISO açılıyor. Şey duygusu var. Hemen burada parantez. Flaş kullandığım zaman ISO'yu düşük tutabilirim. Öyle bir şey yok. Yani boğazı aydınlatmak için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Çok büyük katalog çekimlerinde, imaj çekimlerinde, billboardlarda gördüğünüz o reklam çekimlerinde eğer orada billboardda gördüğünüz fotoğraf bir iç mekanda, büyük bir ne bileyim saray gibi bir yerde ya da bir gece gün batımındaysa ve bütün o fotoğrafta her şehri ışıl ışıl görüyorsanız emin olun orada da fotoğrafta ISO 2000-3000 olmuştur. Yani şey duyar gibiyim, katalog çekiminde ISO 100 olacak diye. Hayır, bu yanlış. Yani onu da belki başka videoda konuşuruz. Mecbur gerekliliklerimiz var. Benim o boğazı aydınlatmam için kesin kes 3 tane ayarım var. Diyafram, enstantane, ISO. Başka 4. ayarım yok. Diyaframı açabileceğim sınır belli. Açtım diyaframı. Hala boğaz karanlık. Süreyi uzatma sınırım belli. Çünkü süreyi çok uzatırsam titrer. Onu biliyoruz. Yani süreyi bir böyle 60 bile riskli aslında ama hadi 60 olsun. Onda da riske aldım, uzattım, hala karanlık. O zaman tek çarem kalıyor ISO. Dolayısıyla da evet şunu yapmamız gerekiyor. Flaşı açmadan boğazın ışıklarını güzel alacak kadar değerleri değiştiriyoruz makinemizin manuel modu alıp. Çektik fotoğraf, Boğaz Köprüsü ve işte Ortaköy ışıl ışıl çıktı. Okey. Şimdi artık derdimiz şu kaldı. Arka iyi oldu ama öndeki arkadaşımız kötü gölgelere sahip karanlıkta. Sonra makinemizin flaşını açıyoruz. Makine de kendi görevi olan ön tarafı aydınlatmayı başarıyla yapıyor. Ve çektiğiniz fotoğrafta önde ışıl ışıl, arkada ışıl ışıl, dört dört bir fotoğraf oluyor. Gördüğünüz gibi aslında flaşın yaptığı şey değişmedi ama bizim yaptığımız şey değişti.
makinemizin pozometresini ya da ışık ayarını arka plana göre ayarladık. Dolayısıyla da flaşın bu birinci kullanımı böyle. Yani geceleri ışık yetmediği durumlarda maalesef flaş bizi kurtarmıyor aslında. Dış mekan için söylüyorum tabii. Çünkü flaş bütün boğazı aynatamaz. Yine ışık yetmeyince ne yapıyorsak, ISO'yu açmak, süreyi uzatmak gibi yine onu yapacağız. Ama bir farkla bu sayede, flaş sayesinde ön alandaki insanların gölgesiz daha doğru bir, daha temiz bir fotoğrafı çıkmış olacak. Flaşın ikinci kullanımından bahsetmiştim. Beğenmediğimiz gölgeleri düzeltmek aslında birinciye yakın. Bu da özellikle öğlen saatlerinde devreye giriyor. Düğün fotoğrafçıları, portre fotoğrafçıları gündüz fotoğraf çekmek istediğinde, yani saat işte 11 ile 4 arasında ışığın görece daha sert düştüğü saatlerde çok mutsuz oluyorlar. Çünkü ışık yukarılarda olduğu zaman çenenin altında, göz çukurlarında çok koyu gölgeler oluyor. Yapabileceğimiz tek şey ya o kişiyi gölgeye götürmek. Tabii bu her zaman mümkün değil. Ya da o ortamda gölgelere ışık eklemek. Bunu nasıl ekleyebiliriz? Reflektör tutabiliriz. Ama bu asistan ihtiyacı demek. Reflektör ihtiyacı demek. Artı reflektör eğer çok parlak bir reflektör olursa, öğlen saati ise insanların gözlerini çok rahatsız edip böyle ağızlarını burunlarını kaydırabilir. Böyle çok fotoğraf görüyoruz sosyal medyada, bu düğün fotoğrafçılarında. Gelin damadın suratı böyle kaymış bir şekilde fotoğraf vermişler. Çok net yani. Çünkü gümüş reflektörü öğlen saatinde gelin damadın suratına vermişler. Onun yerine şunu yapsak daha iyi olmaz mı? Bu gölgeye dolan yerlere flaş eklesek. Böylelikle de arkaya göre yine ayarımızı yaptık. Gökyüzü falan güzel mavi, deniz masmavi. Öndeki gölgeli olan yerlere de flaşla ışık ekleyelim. O yüzden aslında şunu diyebiliriz. Bence makinemizin flaşları daha çok gündüz işimize yarıyor. Çektiğiniz kişinin yüzündeki gölgeleri beğenmediğiniz anda flaşınızı açabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz ama ben flaş açınca da cildinde böyle parlamalar oluyor. Başınıza geliyordur. O parlamaların sebebi aslında yine flaşın nasıl denir, gücü değil de başka bir özelliği ışık kaynağının. Sertliği, yumuşaklığı, İngilizce kalitesi diye geçen şey. O da ışık kaynağının küçük olmasıyla ilgili. Yani bir başka şey yapmanız lazım. Çinliler yapmışlar. Burada görebilirsiniz birkaç örneği var. Bu bizim ışık kaynağımız olan makine flaşının ya da kafa flaşının önüne bir şeyler koyarak biz onu bir bulutlu hava gibi büyütebiliyoruz. Bu sayede de cilt daha mat, bu yağlanmalar daha az görünmüş oluyor. Dolayısıyla da basit bir aparatla öğlen saatlerinde de gayet gölgesiz, cildin yumuşak göründüğü fotoğraflar çekebilirsiniz. Dolayısıyla da flaş yine bizi büyük bir dertten kurtarıyor. Yani gündüz öğlen saatlerinde flaşsız böyle çıkıyorken fotoğraf, flaş kullanarak böyle çekebilirsiniz. Veya evin balkonundasınız, balkonda gölgede arkadaşınız, arkada da güzel manzara var. Flaşsız olursa böyle olur ama flaş kullanırsanız hem balkondaki kişi güzel çıkar hem arka güzel çıkar ve böyle bir sonuç alırsınız. Dolayısıyla da flaş bizim ön ışık, arka ışık dengesinde, yüzdeki kötü gölgelerde de çok işimize yarıyor. Bu şimdiye kadar anlattığım iki şey, hani nasıl denir, flaşla kötü fotoğrafın ortalama normal bir fotoğrafa dönüştürmek. Bir de daha yaratıcı fotoğraflar için de flaş kullanabiliriz. O flaşımız bir ışık kaynağı olarak onu renklendirebiliriz. Eğer bir kafa flaşı alırsanız onu başka yerlere koyarak yanal ışık yapabilirsiniz, başka ters ışık yapabilirsiniz, bir sürü şey yapabilirsiniz. Eğer bir düğün fotoğrafçısıysanız, yaratıcı farklı şeyler yapmak istiyorsanız bence bir tepe flaşını kullanmayı öğrenmeniz lazım. Tepe flaşını makine üstünde kullanmak da mümkün, harici kullanmak da mümkün. Her ikisinde de çok olanak var. Ve tepe flaşları çok kolay. Günümüzde artık 4 kalem pille ya da bataryayla sizi bütün çekiminizi götürebiliyor. Yine çok küçük katlanabilir aparatlarla o işi yumuşatabiliyorsunuz. Daha lokal bir yere düşürebiliyorsunuz derken bayağı ayaklı bir stüdyoya dönüşebiliyorsunuz basit bir şekilde. Yani günün özeti, ne olursunuz öğlen saatlerinde hemen flaşınızı açın. Çirkin çirkin gölgelerden kurtarın çektiğiniz kişileri. Aynı zamanda renkli gözler şey diyebilirler. Bu kadar güzel renk gözleri masmavi, ne biçim çektin, simsiyah çıktım. Renkli gözlü arkadaşlarınızın daha çok like almasını sağlayabilirsiniz flaş açarak. O yüzden flaşı sevin. Sevmediğiniz şey aslında flaş değil, makineyle uyumsuz çalışması. O uyumu da aslında biraz sizin yardımınızla olacak bir şey. Toparlayacak olursak yapmamız gereken şey şu: flaşın ambiyans ışığıyla bir arada uyumlu çalışmasını sağlamak. Işık kaynaklarının 4 özelliği vardır. Bu 4 özelliği aslında yapay ışıkla doğal ışıkta birleştirdiğimiz anda, yaklaştırdığımız anda çok doğal bir fotoğraf oluyor. Benim Instagram'ımdan belki görüyorsunuzdur veya web site sayfamda birçok dış mekanda, iç mekanda çekilmiş fotoğraflar var. Neredeyse tamamında flaş kullandım ben ama baktığınızda %90'ında şey diyemezsiniz. Ha, burada flaş kullanmış Burak, şuraya ışık koymuş, buraya ışık koymuş diyemezsiniz. Hep şey bir görüntü var. Böyle birçoğunda, bazılarında bilerek yapılmış tabii ışıklar var ama hani böyle normal güzel bir ışık yakalamış, çekmişim gibi. O güzel ışıkları yakalamakla uğraşmak yerine o an ben o ışığı kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Mesela bir otel odasında fotoğraf çekeceğim. Odadaki ampullerin yerlerini değiştirmek istemiyorum. Modeli orada çekmek istiyorum. Ve orada durduğumda da yüzünde kötü gölgeler oluşuyor. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi tahmin edersiniz, otel odasında sarı ve zayıf bir ışık var. O zaman ne yapacağım? Ben kendi flaşımın da bir kere gücünü kısacağım. Yani o zayıf ışıkla benim flaşım yakın güçlerde oldu. Birinci şeyi hallettik.
İkinci şey, o ışık sarı, benim flaşım beyaz. O zaman flaşımın önüne şu gördüğünüz gibi bir sürü farklı jelatin var. Bir açık sarı jelatin koyup renklerini eşitledim. İkinci aşamada tamam. Üçüncü aşamada bu ışık odaya çok dağılıyor. Benim ışığımı da dağıtmayı sağlayacağım. Şu aparatla, şu gördüğünüz aparatla flaşların standart geliyor ve ışık dağılmış olacak. Ve dördüncü şey, odanın ışığının sertlik yumuşaklığına karar verip önüne tepe flaşımın şu aparatı veya bu aparatı takacağım ve ışığımın kalitesini de değiştireceğim ve sonuçta aldığım sonuç tamamen doğa, sanki o an oradaki otel odası ışığıyla hemen fotoğraf çekilmiş gibi bir görüntü olmuş olacak. Veya aynı şekilde öğlen 12'de çektiğimiz fotoğraflar için de bunu konuşabiliriz. Hani şey vardır böyle, Avrupa'daki, Amerika'da düğün fotoğrafçıları çok iyi fotoğrafçılar. Türkiye'de de var ama daha az sayıda. Bakıyorsunuz adam böyle hep gün batımında fotoğraflar çekmiş ama hiç böyle gün batımında normalde ters ışık olur yani. Gelin damat karanlıkta kalır. Bundakinde kalmamış. Üstelik de bizim kötü örnekler gibi olmamış. Yani şöyle, gelin damat Casper gibi bembeyaz. Arka gün batımı kıpkırmızı. Direkt herkes şey diyor, bunu Photoshop'la mı koydunuz bu gelin damadı falan. Kötü. Olması gereken şey şu. Gelin damadın arkadaki ışık gibi daha kızıl tonlarda olması lazım. Arkadaki ışık gibi onların üzerinde bir yumuşak ışık olması lazım. Arkadaki ışık kadar onlarda ışık olması lazım. İşte bu otel odasından yaptığımız şeyin aslında aynısı burada da. Dolayısıyla da son bir özet. Güzel bir fotoğraf istiyorsanız her zaman ışığı kontrol etmeniz lazım. Ve ışığı kontrol etmek doğada biraz güç. İç mekanda da biraz güç. O yüzden ışığı kontrol etmenin yolu aslında ona bir yardımcı eklemek. O yardımcı da bir yapay ışık. Adı yapay olduğu için ışık yapay oluyor diye bir şey değil. Onu doğallaştırabilirsiniz. Diğerine benzetebilirsiniz. Bu sayede çok daha doğal görünen, çok daha temiz fotoğraflar elde edebilirsiniz. O yüzden gündüz de gece de flaşlarınızı açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.